Hermetaş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Anastasiadis'in açıklamaları oldu Hasan abi. Hafta sonu, pazartesi günü de gazetelere yansıdı. Aynı zamanda Barış Burcu'nun da bu açıklamalara yönelik tepkisi oldu. Ama ne söyledi ki Barış? Barış Burcu bir şey söylemedi, sadece tepki koydu. Yani Barış Burcu'nun açıklamasında müzakerelerinle ya da Anastasiadis'in söylemlerine yönelik... Ama çok tepki görmüş. Barış Burcu'nun sözleri de bu defa Rum tarafında tepki gördü. Ama ne dedi? Rumları rencide edecek ne söyledi ki? Hiçbir şey söylemedi. Tamam, Rumların rencide olmasının nedenini anlamadım ben Burcu'nun açıklamalarından. Sadece o Anastasiadis'in açıkladığı bazı şeylerin, yani daha önce Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamadan da alıntı yaparak hatırladığım kadarıyla izahatını yaptıydı Barış Bey. Evet, kaldı Barış Burcu'nun açıklaması. Kaldı ki Anastasiadis'in açıklamasından sonra, şimdi içeriye girmeden böyle bir bakıyoruz olaya. Anastasiadis'in açıklamasından sonra Sayın Cumhurbaşkanı sorulu cevaplı bir açıklama yaptı. Ve Cumhurbaşkanı'nın hasta olduğu, yani grip anlamında söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, grip olduğu biliniyor. Tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim o soru ve cevap konusunda. Cumhurbaşkanlığında hazırlanmıştır sorular da cevaplar da. Ve bunun böyle bir yöntemin prensip olarak Sayın Akıncı tarafından kolayca benimsenecek bir metot olmadığını da düşünüyorum. Tamam, yani, TAK Ajansı'ndan yayınlandı. Sözde TAK Ajansı'na verilen evet, demet şeklinde. Yani diyorum ki Anastasiadis açıklamasıyla Sayın Akıncı'yı bu duruma düşürdü. Hiç de prensiplerine uygun olmayan metotları kullanmaya zorladı. Ve uzun uzun sorulu cevaplı açıklamalar yapmaya zorladı Anastasiadis Akıncı'yı. Bunun hiç değeri yok mu? Yani içeriğine girmiyorum. Tekrar ediyorum, içeriğe şimdi bakarız. Ama Anastasiadis'in kullandığı metotlar Cumhurbaşkanını bu duruma getirdi. Cumhurbaşkanının bunu yapmaya gönüllü olması için hiçbir neden yok. Peki bu niye bu süreci nereye oldun? Yani nasıl sürecin şey iyi gittiği izlenimini ve gayet de kötüm ve açıklama yapıldığında da ciddi kısa açıklamalar yapılıyor. Evet. Yani spekülatif şeylerden kaçınılıyor. Evet. Şimdi oradaki haberlerde de şey var, işte Kıbrıs Türk tarafı Başkan Anastasiadis'in Kıbrıs sorununda söyledikleriyle yanılttığı iddiasıyla meydan okuyor. Meydan okuma ne demek? Nasıl meydan okuyor? İddiasında bulunan Diko, Anastasiadis ile Disi anladın? Ve yani Akeli. Yani dillere bak. Uluslararası ara. Yani zaten şimdi senin sunumuna gelelim konuyu. Anastasiadis bunu Davos'ta yaptıydı önce. Evet. Yani Davos'ta işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Anastasiadis ve Akıncı'nın katılımıyla üçlü bir toplantı olacak. Muhtemelen bunun ne konuşulacak çerçeve az veya çok anlaşılmaya çalışılır. Ama bunun dışında olduğu anlaşılan bir şekilde Anastasiadis bu toplantıda Ban Ki-moon'a bir belge verdi. Yazılı. Bir şey verdi. Yazılı bir kağıt verdi. Ve dedi ki işte dedi görüşmelerdeki durum budur. Hop. Sen kimsin? Görüşmelerdeki durumu ne olduğunu anlatmak sana mı düştü? Bu iki şekilde yapılabilirdi. Ya Ayde ve adamları hazırlardı bir kağıt ki bundan Birleşmiş Milletler kaçınır genellikle. Evet. Nedenleri var. Değil mi?
Orada oturuyorlar. İki taraf var. Görüşüyorlar. Onlar da not tutuyor vesaire. O oturdukları yerden görüşmelerdeki durumu böyle görüyoruz. Sayın liderler ve sayın genel sekreter diyebilirler. O zaman ne olur? Türk tarafı der ki bunu yanlış anladınız siz. Bizim pozisyonumuz bu değil. Veya Rum tarafı der bunu yanlış anladınız. Bizim pozisyonumuz bu değil. Zaten Birleşmiş Milletler böyle bir kağıt hazırlayacak olsa muhtemelen tarafların hazırlık sürecinde tarafların katılımıyla hazırlar, onayıyla hazırlar. Öyle hazırlarsa da böyle bir soruyla karşılaşmaz BM görevlileri. Bunun bir bu metodu var. Tamam. Veya her taraf, iki taraf kendi bakış açısını ortaya koyar. Ne oldu Anastasiadis kendi başına tek taraflı olarak ve üstelik Sayın Akıncı'nın olduğu bir ortamda? Tamam. Böyledir diyor. Yani orada mecbur ediyor Sayın Akıncı'yı. Hayır öyle değildir veya bu şöyle değildir, böyledir veya evet öyledir demeye. Evet. Zaten nezaket sınırlarını da aşan bir davranıştır peşinden. Tamam. Neyse. O bence kriz olabilirdi. Akıncı'nın soğukkanlılığı, sürece bağlılığı bence bunu engelledi. Ama şu an bir kriz var mı? Geliriz ona da. Ama Anastasiadis geldi Kıbrıs'a, o kağıdı şeye verdi. Ulusal konsey üyelerine verdi. O kağıtla bilgilendirme yaptı. Sonra o kağıt basına yansıdı. Döndüler partileri suçladılar. Yani ulusal konseyin üyelerini suçladılar. Bu size bilgi veriyoruz, siz dönüyorsunuz bu bilgileri basına veriyorsunuz diye. Ama DİKO başta olmak üzere diğer bazı parti liderleri de durun bakalım dediler. Bu kağıdın, bu bilginin bizden çıktığını ne biliyorsunuz? Biz de biliyoruz ki bu bilgi saray çevrelerinden çıktı, başkanlık çevrelerinden çıktı dediler. Bunları biz nereden okuyoruz? Hep Rum basınından, Türkçe'ye çevrilen haberlerden okuyoruz. Evet. Aslında daha orijinal olarak okuma kabiliyetimiz olsa veyahut Rumca okuyan insanlar okusalar, böyle bir servis olsa Allah bilir daha neler bulacaklar o tartışmaların içerisinde. Son olarak şimdi bu son şey nereden çıktı? Ben pazar akşam üzeri uçluyduk Ankara'ya diye çok dikkatli takip edemedim ama evet. Sonra oradan da takip ettim. Hep ikaz ederim seni. Sen de bunu anlamamazlığa gelin. Evet. Bu pazar günkü Rumca gazeteleri dikkatli bak diye. Pazar günkü Politis gazetesi Anastasiadis'le bir söyleşi yaptı. Anlamıyorum ki. Rumca. Takacansın'ın yaptığı çevirilere de dikkat et. Çok güvenmiyorum. Nasıl güvenmiyorsun? Bir bahane bulmam lazım Hasan abi. O yüzden bunları söylüyorum işte. Yok, yani şimdi ben çok eleştiriyorum biliyorsun. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a güvenmemek söz konusu değil. Ve Politis gazetesi ne? Uzun uzun bir söyleşi verdi Anastasiadis. Mesela bir gazeteyle böyle uzun bir söyleşi yapma, yine bak içeriye girmiyorum, ne söylediğine girmiyorum. Evet. Davranışı değerlendiriyorum. Nereden icap etti? Bu sorunun cevabı şu. Kurgusal çünkü. Hayır, sadece kurgusal olmaması değil. Ya müzakereler devam ediyor, muhatapların var. Tamam. Sen gidiyorsun bir gazeteye anlatıyorsun. O soruyor, sen anlatıyorsun. Öyle oldu da böyle oldu da tabii, falan da filan da. Ha. Nereden çıkıyor buna? Bu ne gerek var? Niye aldı anlatmadı? Çünkü Rum tarafında seçim var. Tamam. Şimdi bunlar seçim kampanyasının, seçim sürecinin bir parçası. Kıbrıs Rum tarafı bu müzakereleri, burada yaşananları vesaire. Şimdi burada Kıbrıs Rum tarafı diyorum. Anastasiadis de diyebilirdim. Ama nihayette bizim resmi olarak muhatabımız Anastasiadis. Dolayısıyla Anastasiadis demekle Kıbrıs Rum tarafı demek aynı şey. Bu müzakere masasını seçime kurban ediyor. Evet. Şimdi kesiyor. Bıçakla küt.
Zavallı kuzucuk veya oğlacık. Ne kötülüğü var ki ama? Can yani, çekişiyor. Anastasiyadis'in söylemlerinde ne kötülük var? Mücakere masasında ne olduğunu gördük. Ben kötülük olup olmadığını... Niye kurban gitsin ki süreç? Sayın Akıncı'nın söylediklerine bakalım. O da çıksın, o da açıklasın desin ki böyle böyle desin, bunlar yok desin. Ha, şimdi bunun muhtemelen bir suçlama yarışına döneceğini öngörebilmek lazım. Ben yaşadığım için de biliyorum. Hatta suçlandım. Suçlama yarışının bir parçası. Kardeşim, ben Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat hiçbir zaman kendi kendimize bir açıklama, bir böyle dönemlere ayırırsak bu karşı suçlamaları biz başlatmadık ki hiçbirini. Hiçbirini. Onlar başlattı. Şu bilgiyi verdiniz, bu bilgi yanlıştı ve biz mecbur olduk, buna cevap verdik falan diyemezler o süreçte. Bunu o dönemde çok tartıştık. Hem BM ile Rum tarafıyla tartıştık, hem de bizdeki bazı sivil toplum örgütleri. Ne kazandık? Ne kazandık? Sadece orada bir güvensizlik karşılıklı. Evet. Ve müzakere masasında konuşulan şeylerin iç politika malzemesi olarak kullanılması sonucuna bundan bir şey kazanılmaz. Onlar bir şey kazandı mı? Onlar da kazandı. İç politikada belki kazançların oluyor, bilmiyorum. Hayır, şunu demeye çalışıyorum. Kazançtan kastım şu, yani tamam biz ilk açıklayan biz olmadık ya da bu söz düellosunu başlatan biz olmadık da ne oldu da yani bir şey de olmuyor. Günün sonunda bunu yapan, bunu başlatan bir amaçla başlatıyor. Yani kendisine ait bir amaçla, kendi çıkarları doğrultusunda bir amaçla başlatıyor. Ama günün sonunda Birleşmiş Milletler nezdinde de herhangi bir yerde de bundan dolayı bir zarar da görmüyor. Daha önce de görmedi. Öyle. Şimdi de görmüyor. Yani öyle. O görmeyeceğini söyleyemem tabii. Yani bilmem tabii. Ama şöyle, yani bu şey... Tabii en azından çeşitli şekillerde kınanıyor. Bak Cem, en azından şunu dikkat et. Buraya gelip Birleşmiş Milletler adına görev yapan herkes sonunda Rum tarafıyla kavgalı ayrıldı buradan. Duydun mu bu dediğimi? Yani bunun belki uluslararası siyasette, uluslararası ilişkilerde şimdiye kadar çok bir değeri olmadı ama bilmiyorum. En azından Türk tarafı olarak bizim yani bu süreçlere bağlılığımızı, sadakatimizi veya doğru en azından standart davranışlar gösterdiğimizin de göstergesidir. Ha, bunlar yüzünden Kıbrıs sorunu bizim lehimize çözümlenir, Rumların aleyhine çözümlenir. Uluslararası ilişkiler böyle etik davrandın, nazik davrandın. İlerlemez. onu bilelim. Evet. Şimdi ama bizim değerlendirme konumuz bu davranışlar olduğu için bunları söylüyoruz. Yoksa bunlar yüzünden Kıbrıs sorununu artık bizim lehimize çözmek isteyecek Batılılar, Doğulular, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği falan gibi zaten bir iddiada da bulunmuyoruz. Ama bugün bizim konumuz bu olduğu için bunları konuşuyoruz. Tamam. Ha, Anastasiadis'in pazar gün Politis'te yayınlanan söyleşisinde söyledikleri elbette Cumhurbaşkanlığı tarafından değerlendirilmeliydi. Kıbrıs Türk kamuoyunun bir açıklamaya ihtiyacı vardı bu konuda. Nitekim mesela Kudret Bey, yani Halkın Partisi'nin lideri olarak Kudret Özersay'ın böyle bir talebi olduydu. Spesifik açıklamalar yapması lazım dedi Kudret Bey, Cumhurbaşkanlığı bundan sonra. Çünkü karşı taraf spesifik, konuya özel, garantiler şöyle olacak, şu böyle olacak diye açıklama yapıyor. Yani sadece Anastasiadis'in genel tavrını eleştirmekle yetinmemek gerekiyor dedi. Ki Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu zaten onu yapmıştı. Genel bir şey söylemişti. Evet. Rum tarafının bu tutumunu az çok kınayan. Tamam? Detay ama yok. Üzerine bu Politis'te yayınlanan şeyde gelince ben Ankara'da pazartesi günü internet sitelerinden bunu gördüm. Cumhurbaşkanının açıklamasını. Tamam, soru cevap
Yani pazartesi ilk iş olarak Cumhurbaşkanlığı görevlileri bu soruları ve cevapları hazırlamak sorumluluğunu hissettiler. Şimdi Hasan abi, evet, istersen içeriğine şimdi bakalım. Yani olay tablo bu. Yok, içeriği de yani istersen bakabiliriz. Şu an önümde olmadığı için madde madde sana soramam. Pazartesi günkü gazetelerde vardı ama mesela benim değil yani. Önümde var. Şey varsa oradan ben konuşabiliriz. Ben kopyaladım onu bilgisayarıma. Bir şey daha var ama. Mesela 60 garantilerinin üstesinden gelindi diyor. Spotların içerisinden okuyorum. Evet. Tamam, yani garantiler olacaksa bile 60 Cumhuriyetindeki gibi olmayacak demeye getiriyor ve bunun yani uzlaşı olduğunu söylüyor. Yani buna Sayın Akıncı'nın da onay verdiğini söylüyor. Evet. Şimdi tekrar aynı şeyi söylüyor olacağım ama Sayın Akıncı'nın neye onay verip vermediğini müsaade edecek de Sayın Akıncı kendisi açıklayacak. Kaldı ki Sayın Akıncı açıklıyor ve diyor ki böyle bir şey yok. Garantiler, neyi garanti edeceğimiz ortaya çıkınca, yani diğer konularda uzlaşma olunca, beşli konferansta görüşülecek. Diğer garantörlerin de olduğu bir konferans, bir şey olacak, orada görüşülecek diyor. Bunu yani 10 defa söyledi neredeyse Akıncı. Mantık da bunu söylüyor zaten. Tamam ama söylüyor adam, yani mantıklı veya mantıksız. Muhatabın bunu söylüyor. Sen ısrarla bunu Rum toplumuna karşı yayıyorsun mesela. Nüfus oranında anlaştık diyor. Sayın Akıncı kendisine yakışmayan, belki de şimdiye kadar ben yani politik konularla ilgilenmeye başladığımda Sayın Akıncı politik adaydı. O zamandan beri izliyorum kendisini. Hiç yani insanların yatak odasına bekçi mi dikeceğim dedi. Hiç böyle şeyleri seven bir tip değil Mustafa Bey. Böyle bir buna rağmen bunu söylemek zorunda kaldı. İstanbul'daki bir üniversitede verdiği konferansta söyledi bunu üstelik. Tamam, yani buna karşılık. Sen tekrar ediyorsun. Nüfus oranında anlaştık diyorsun. Tamam. Yani şeyi geçtim. Yani mülkiyet başlığının 1/3'ünü hallettik demiş. Yani burada neyi halletti? Yani öze dair olanları söylüyorum. Tamam. Oluştu mesela oluşturucu devletçikler anayasadan kaynaklanıyor falan. Yani bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bugünkü Kıbrıs Rum Devleti'nin bir anlamda devamlılığı olacak şekilde söylüyor. Oysa AİHD'de bile diyor ki nereden çıkıyor bu tartışma? Biz bu konuları bağladıydık 11 Şubat 2014 Ocak'taki ortak açıklamada, ki o ortak açıklamanın altında Sayın Akıncı'nın imzası yoktur ama Anastasiadis'in imzası vardır. Şimdi Akıncı o ortak açıklamaya şeyden daha fazla bağlı Anastasiadis'ten. O ortak açıklamada ne olduğuna da bakabiliriz o konuda. Yani bütün bunları böyle bir müzakere masasındaymış gibi söylediğim zaman muhtemelen izleyiciler ipin ucunu kaçırıyorlar ama anlaşılsın diye, yani ne kadar uygunsuz hareketler içerisinde olduğu Anastasiadis'in anlaşılsın diye bunları sıralıyorum. Tabii. Zaten bu 11 Şubat'la birlikte 11 Şubat belgesiyle ilgili Kıbrıs'ın birleşmesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dönüşmesi olup olmayacağına yönelik tartışmalarla ilgili de AİHD yine 11 Şubat belgesine atıfta bulunmuş Hasan abi. 11 tamam. Şubat belge ortak deklarasyonda bu konu tartışıldı ve deklarasyonun bütün tartışmaların temeli olduğuna işaret etmiş. Görüşmelerin yani evet. Şimdiki şey orada prensipler var. Bu konu her zaman netti, net bir konu. Konunun yeniden gündeme gelmesi beni şaşırttı demiş. Yani AİHD de şaşırıyor artık. Ya biz dün bunu konuştuk. Bak mesela o maddeyi okuyayım ben. Dördüncü maddesidir. Evet. 11 Şubat açıklamasının. Birleşik Kıbrıs Federasyonu diyor. Evet. Çözüm ve bu çözümün ayrı ancak eş zamanlı referandumlarda onaylanmasının neticesinde ortaya çıkacak. Yani çözüm, yani çözümün neticesinde ortaya çıkacak Birleşik Kıbrıs Federasyonu.
Yani şimdi bir şey var. İsmi de Birleşik Kıbrıs Federasyonu olacak. Yani orada da öyle geçiyor. Belki. Zaten. Yani şimdi taraflar kararlaştırırsa tabii. Mesela bak burada bir isim anlayabiliriz. Birleşik Kıbrıs Federasyonu diye. Hep öyle bunu konuşulduğu için. Ama yani yarın anlaşılırsa başka isim de bulabilirler. Yani onda anlaştığın sürece sorun yoktur canım. Karşılıklı yani bu çözüme gideceksek karşılıklı saygı esastır ve anlaştığın şeylere... Ahde vefa dedikleri şey budur. Yani anlaştığın şeylere saygı duyacaksın. Anlaşmadığın şeyleri de böyle tek taraflı anlaştıydık vesaire gibi şeylerle empoze etmeye yahut manipüle etmeye çalışmayacaksın. Burada bir defa daha okuyorum. Hatta bu tartışmalara bir katkıda bulunmak bakımından okuyorum. Yani izleyicilerimizin katılımını sağlamak bakımından. Birleşik Kıbrıs Federasyonu, aslında buraya bir virgül koymak lazımdı, çözüm ve bu çözümün ayrı ancak eş zamanlı referandumlarda onaylanmasının neticesinde ortaya çıkacak. Evet, yani 11 Şubat belgesinde net bir şekilde var bu. Evet. Doğru mu? Yani eğer buysa bunu daha başka şekillerde ifade ederek, kaotik bir durum yaratmak, tartışma yaratmak, çözüm arayışlarına da katkıda bulunmaz. Şimdi tamam. Bu çözümün maliyeti konusunda, ekonomik boyutu konusunda 25 milyar dolarlık bir rakam var ortada. Bununla ilgili Rum tarafında da tartışmalar var Hasan abi. Bu tartışmalarda bazı şeyler dikkatimi çekti. Vatandaşlar İttifakı diye bir ittifak var Rum tarafında. Mesela onlar tartışmışlar ve... Bir partidir o. 25 milyar dolara ulaşacak bir maliyeti şöyle konuşmuşlar. Böyle bir krediyi ödemek için kaç memorandum, kaç vergi mükellefi nesil gerekecek? Yeni ve ağır bir ekonomik tıraşlama dayatmak için insan haklarının ve demokratik özgürlüklerin tıraşlanmasını müzakere ediyorlar iddiasında bulunmuşlar. Oradaki ekolog ve çevreciler hareketi de çözüm maliyeti bu fahiş meblağa ulaşırsa 8-10 milyara ulaşan 3 yıllık memorandumun etkileri dikkate alındığında Kıbrıs halkından ancak sarsıntı yaratabilir. Yani daha önceki memorandum yapıldıydı 8-10 milyarlık bir meblağı ve bu 3 yıllık bir yük olarak binmişti Rumların üstüne. Şimdi diyorlar ki bu 25 milyar olursa bu daha ağır olacak diyorlar. Öyle bir yorumları var. Eğer şimdi bu şekilde öngörülen çözüm modeli, yani bazı insanların yer değiştirmesi falan, ki bunların biziz bunlar. Tamam. Bize bir 25 şey, milyara mal olacaksa. Bir şey daha ekleyeyim. Dur bir şey söyleyeyim. Aydın'ın bununla ilgili bir açıklaması var çünkü. Kimin? Aydın'ın. Evet. Diyor ki bu parayla çözümün maliyeti konusundaki tartışmaları eleştiriyor. Tartışma sanki insanlar para kaybedecekmiş gibi gelişiyor diyor. Gerçekte ekonomik incelemelere göre çözümle birlikte daha çok zenginlik olacak diyor. Aynen. Evet, şimdi yorumunu tamam. Yapalım. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Eğer 25 milyarlık bir çözümü satın alamıyorsak, paramız yetmiyorsa 5 milyarlık bir çözümü satın alalım. Nasıl bir şey o? Daha az insan yer değiştirsin. Yani o... Mesela daha düşük tazminatlar ödeyelim. Çözümün maliyeti... Yani nihayette bu çözüm gereksiz bir şey mi? Çözümün maliyetini yaratacak şey bu yer ama değiştirmeler mi? Cem, çözümün maliyeti diye bir şey olmaz. Çözümün... Ama dinlemiyorsun soruyu. Çözümün maliyetini yaratan unsur bu yer değiştirmeler mi? Yani nedir? Ben ne bilirim? Ben zaten hiçbir zaman kabul etmedim bu hesaplamaları. Ya. Anlam planı döneminde de kabul etmediydim. Yani nedir bunlar? Çıksınlar biri böyle bir ev proje. Ev yapacaksın adama. Nedir ev? Nasıl? Ne 25 milyar eurodan, 30 milyar eurodan konuşun. Yeniden bir yapılanmadan mı? 2,5-3 milyon göçme vardır Suriyeli Türkiye'de de. Birkaç milyar euro ile hastaneler bilmem neler şey yapılıyor. 5 defa geldi Merkel Türkiye'ye son zamanlarda. Tamam. Anladın mı? 25 milyar 30 milyar o kadar eurolar lüks evler yapılacak demek ki.
bu göçmenle. Ya ben sana açık söylüyorum ya, 25 milyarlık çözüm alamıyorsak beşlik yapalım. Beşlik alalım. Ya senin bir arabaya ihtiyacın var, tamam mı? Alalım. Gidersin galeriden, 10.000 TL'ye de araba vardır. 150.000 dolara da, euroya da araba vardır. Ona göre araba alırsın. Buradan çıkarsın, Mausa'ya gidersin mesela. Dipkarpaz'a gidersin. Bu maliyeti nasıl yere. Ona göre gidersin yani. Bu maliyet şey değil mi ya? Tazminatı bilmem nesi, şusu busu. Sadece tamam, onlar sabit mi? Sabit mi? Feragat edecek mi oradaki şey? Sen söyle Rum. Bu maliyet tazminat nereden çıkıyor biliyor musun? Nereden? Cem, Rumların, Rum kamuoyunun ve Rumların mevcut durumu bir ekonomik çıkar haline dönüşüyor. Hayır hayır. Mevcut durumu bir anlaşmanın zemini olarak yeterince kabul etmemelerinden ortaya çıkıyor. Çok değişiklik yapacaksın ya, o zaman onların maliyetleri yükseliyor. Oysa mevcut durumu mümkün olduğu kadar legalize etme eylemine dayanan bir çözüm arayışı olsa bu maliyet çıkmayacak ortaya o zaman, değil mi? Yani. Azalacak. Yani gerçekten zarar gören... Yani sen diyorsun ki cebine göre hareket et, mevcut durumu da kabul et. Tabii ki. Maliyette yoluna, böylece şimdi bunu duyanlar diyecek, ha adamların mallarını gasp ettiniz, daha istemezsiniz falan filan. Kardeşim biz geleceğe bakıyoruz diyorsunuz. Tamam, geleceği kurtarmak için ve bu anlaşmazlıkları sona erdirmek için, tamam o zaman sadece mal tazmin komisyonu üzerinden çalışalım bu çözümü. Kıbrıs Rumların kuzeyde bıraktıkları malları tazmin etmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de uygun bir yol olarak belirlediği bir taşınmaz mal tazmin komisyonumuz yok mu bizim? Var. Uluslararası güçler de yardımcı olsunlar bu komisyonun finansmanına. Tak tak tak, süratle yapalım bu işi. Onlar paralarını alsınlar, kuzeydeki insanlar da yerlerinden olmasınlar. Örnek veriyorum. Anladım canım. Bu çözümü savundumdan değil, çözümün formülü masada bulunacak. Ama onu istemiyorsun. Parayı istemiyorsun. Onu istemiyorsun, bunu istemiyorsun. Hem bir şeyden bir şeye razı olacaksın. Demek ki sen mevcut durumdan memnunsun. Bu durumu da istismar ediyorsun. Türkiye'nin aleyhine, Kıbrıs'ı Türklerin aleyhine. Bunu söyle. Dilinin altındaki şey bu senin. Ya anladın? Yani ne demişler? Geline kalk oyna demişler. Yer yok demiş. Yeri açmışlar. Yenim dar demiş. Değil mi? Yerim dar. Yeri açınca yenim dar. O duruma gelmeyelim yani. Geldik işte öyle. O duruma geliyorsak da yani bunu algılayabiliriz, görebiliriz. Çözüm isteyen bir karşı taraf yok yani karşımızda. Mevcut durumdan, statükodan. Canım ben bütün karşı tarafı aynı şeye koymuyorum. Sen orada Vatandaşlar İttifakı'nı okudun. Ekologlar ve çevreciler. Ekologları okudun. Ha o küçük gruplar Rum tarafında genellikle patavatsız konuştukları için aslında zaman zaman genel yaklaşımları onların ağzından dinliyoruz. Bu sadece onların görüşüdür manasına gitmez. Daha genel görüşler de olabilir bunlar. Bunu ama bekleyip göreceğiz. Yani şimdi dayanaksız yorum yapmak da istemem. Ama yani bu görüşte olanlar, yani bu parayı çok fazla vurgu yapanlar diyorum ben. Bunu son haftalarda, bu programda da ifade ediyorum. Yazılarımda da belirtiyorum. Aslında çözüm istemiyorlar. Bunu söylemek yerine nereden bulacak bu parayı, satın alalım bu arabayı demeye getiriyorlar. Evet. Şimdi bir tane şey var. Bugün Milliyet'te sabah saat 2 küsürde yayınlanmış. Sibel ve heyeti Erdoğan'ı ziyaret etti ya. Evet. Bu ziyarette ne konuşuldu? Nasıl? Nerede buldun onu? Bu arada size de bir soru var. Bak şu an ekrana verdim Hasan abi. Dik durun, geri adım atmayın. Haber bu. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı. Sen nereden aldın bunu? Ben de göreyim. Bunun sevgili Sefa bana gönderdi. Bana niye yollamadı? Demek ki bana gönderdi. Şey, buna geçerim şimdi, okurum da
Bir izleyicimiz şeyi soruyor. Sayın Erçakıca diyor, bu yıl Kıbrıs'ta bir çözüm olacağına inanıyor mu? Diyor. Bak, inancımı soruyor, tamam? Evet. Şimdi ben objektif bazı şeylere dayandırarak yorum yapmaya çalışıyorum. Evet. Verilere dayanarak yorum yapmaya çalışıyorum. Şöyle söyleyebilirim. Şu ana kadarki gelişmeler eskiden yaşanmış süreçlerden farklı bir şey olmadığını bana gösteriyor. Evet. Eskiden yaşanmış ve bizi çoğu zaman çözümün kıyısına kadar getirip geri getiren bir sürü süreç oldu. Bunların tabii en önemlisi anlam planı süreci oldu. Tamam, ki referanduma kadar gittik. Evet. Ama çözüme gidemedik. Daha hızlı yanıt ver de şeye geçelim. Dolayısıyla bugün yaşadığımız sürecin mesela o süreçten eksiği var, fazlası yoktur bana sorarsanız. Dolayısıyla şimdiki unsurlara bakarak 2016 yılının bir çözüm yılı olacağını söylemem ben. Söylemiyoruz. Tamam. Şimdi bu dik durun geri adım atmayın konusu neyle ilgili? Hemen söyleyelim. Az önce ekrana verdiydi arkadaşlar. Milliyet'in edildiği bilgiye göre Siber'i kabulünde önemli mesajlar veren Erdoğan, Avrupa Birliği'nin verdiği sözlere güvenilmemesi gerektiğine vurgu yapmış Erdoğan. Ve Erdoğan'ın Kıbrıs'ta 2004'te yapılan referandumda Rumların hayır oyları nedeniyle kabul edilmeyen anlam planından geri adım atılmaması gerektiği üzerinde durduğu ve geri adım atmak yanlış olur dediği ifade edildi diyor. Anlam planı döneminde Rumlara verilecek yerler arasında bulunan Güzelyurt ilçesine yönelik de konuşan Erdoğan, Güzelyurt'un Rumlara verilmemesi lazım, anlam planı kabul edilmediği için orada olanlar geçerli değil sözlerini kullandığı bildirildi diyor. Erdoğan'ın Rumlara verilmemesi lazım dediği Güzelyurt adanın en verimli topraklarına sahip bölge. Bu arada haberin devamında şimdi şu an gördüğünüz kısmı okudum izleyicilere. Haberin devamında Erdoğan'ın ve hatta Davutoğlu'nun vatandaşlıklar konusunda da Hasan abicim heyete, bizim meclis heyetine ciddi bir şekilde sitemde bulunduğu, neden vatandaş yapılmadığı, insanların neden vatandaş yapılmadığı konusunda sitemde bulundukları ile ilgili, bu görüşmelerde sitemde bulunulduğu ile ilgili de bilgiler var bu haberde. Ve hatta açın vatandaşlıkları şeklinde de bir yaklaşım olduğu yer alıyor haberde. Hasan abi. Buldum haberi. Sefa'nın Facebook sayfasında var. Evet, bana da Twitter'dan yollamış da mesajla. Her neyse. neyse ben şimdi şeye geleyim. Şimdi benim de dikkatimi çeken bir unsur bu. Tabii şimdi bu haberi muhtemelen Sefa Ankara'daydı. Dolayısıyla yani hep ortalıklarda dolaştı. Belli ki İstihbarat topladı. Topladı. Tabii Milliyet'in diğer kaynaklarından da faydalandı muhtemelen. Evet. Çeşitli şekillerde. Yani dört bakanı da, ticaret odasını da takip etmeye çalıştı. Aynı otelde kaldı. Koştu durdu yani iki gün boyunca gördüğüm kadarıyla. Bizim de aynı uçakta da geri geldi. Son iki dakikamız var. Evet. Tamam. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu Kıbrıs'ta devam eden müzakere süreciyle ilgili konuşmadığı basına dikkat çeken bir unsurdur. Ben de pazar günü Milliyet'te yayınlanan yazımda bunu işlemiştim. Yani pazar mıydı diye düşünüyorum da evet, pazar günkü gazetedeki yazıda bunu işlemiştim. Hatta bu işte uluslararası basının da dikkatini çekti. Financial Times'ta Tony Barber isimli bir yorumcu. Background'unu bilmiyorum. Onun için söyledikleri ne kadar güvenilir, ne kadar şey bilmez, olur bir fikrim yok. O evet. Konuda bir referans veremem.
O da Erdoğan'ın bu konuda bir şey söylemediğini ve son sözü onun söyleyeceğini söyledi. Yani ta Amerikalarda dikkat çekiyorsa bu durum enteresan. Bir de tabii KKTC Meclis heyetine, Sibel Hanım'ın heyetine bunu böyle mi söyledi, biraz daha nazik mi, biraz daha sert mi söyledi, hiç fark etmez. Birebir doğru olması da şart değil. Zaten Sefa kendisi orada değildi. Evet. Banda da almadı bu konuşmayı. Evet. Muhtemelen aktaranlar biraz şekil değiştirir biliyorsun sen İlgi de bunu. Böyle geldi. Ama ortada Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs sorunuyla ilgili devam eden müzakere sürecine ilişkin ciddi rezervasyonları olduğuna dair ciddi veriler var. Şimdi Erdoğan'a kızıyor musun? Dik durun dedi diye. Ben niye kızayım oğlum veya şey yapayım? Yani... Bana kızdıydın. Ben dedim buradan dik durmak gerekiyor deyince. Dik durmak ne demek diye kızıyordun bana. Erdoğan'a siz zaten aynı şey. Ha ona getiriyorsun. Yani sen dik durmak üzerine bir yorum yapıyorsun. Evet. O, onun söylediğinde. O da talimat veriyor. Dik durun diyor. Geri adım atmayın diye. Tamam, ben de öyle diyeceğim bundan sonra. Hükümete dik durun, geri adım atmayın diyeceğim. O zaman doğru olacak benim söylediğimde. Sen Erdoğan değilsin işte. Arada fark odur yani. Musa'dan lan tamam, bu kadarcık fark olsun. Tamam sen, içerik olarak program, aynı değil mi? Hayır. Aynı olur mu? Niye aynı? Onun ağzından böyle onun ağzından çıktığı zaman dik o yorumlanmaya bir veri haline geliyor. Senin ağzından çıktığı zaman bunun bir şey kıymeti yok. Benim ağzımdan çıktığı zaman bunun bir kıymeti yok. Olur mu canım? Söylemin anlamı aynı. Anlam aynıysa... Hayır. Değişen bir şey yok. Şimdi değerli izleyenler burada iletişim mezunlarına iletişim dersi vermeye beni mecbur ediyor. Tamam. Anlam aynıysa diyor aynı. Hayır. Tabii ki bunu iletişimde okumuş olması lazımdı. Söyleyen... Halk değişine göre... Tamam, bir lafa Hasan bakarım, abi. Bir de söyleyene bakarım demiş. Bak program bitmiş Hasan abi. Tamam. Bitti. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Efendim yarın 7.45'te beraberiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı sona erdi. Artık haberlere bakış açınız değişecek. Hangi gazete, hangi haberi manşetine neden taşıdı? Hangi haber doğru, hangi haber yanlış? Günün gerçek gündemi aslında ne? Günün ilk saatlerinde günün ilk yorumları Hasan Erçakıca ve Cem Karla bakış açısında. Bakış açısı hafta içi her gün 7.45'te Ada TV'de.